sen onun kalbini yardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den hareket etmeden evvel Ebu Katade'yi bir miktar kuvvetle Necis tarafına göndermişti. Bu birlik İzan denilen bir yere geldiklerinde Amir bin Ebzat isimli bir zatla karşılaştı. Amir Müslümanlara selam vererek kelime-i şehadet getirip iman ettiğini bildirdi. Ancak Ebu Katade ile birlikte gelenlerden Muhallim bin Cusame mazide vuku bulmuş olan şahsi bir çekişme dolayısıyla Amir'in gerçekten Müslüman olmadığını söyleyerek onu öldürdü ve eşyasına da ganimet diye el koydu. Ebu Katade ve birliği Necid'den döndüklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Vadisi'nde öğle namazını yeni eda etmiş ve etrafında ashabı olduğu halde bir ağacın altına oturmuşlardı. O sırada Amir'in yakınları gelip Muhallim'den davacı oldular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uzun uzadıya bir muhakemeden sonra Amir'in verisesinin muvaffakatiyle diyete karar verildi ve Muhallim gelsin de Allah Resulü onun için istiğfar etsin dediler. Muhallim gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Amir Müslüman olduğunu ifade ettiği halde sen onu katlettin öyle mi? Muhallim, ey Allah'ın Resulü, onun İslam'ı ikrar etmesi ancak ölümden kurtulmak içindi dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz sertçe sen onun kalbini yarıp baktın da mı böyle söylüyorsun dediler. Muhallim de onun kalbi bir et parçasıdır. Yarmakla bir şey anlaşılmaz ki deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen onun kalbinden anlamaz, lisanından anlamazsın. O halde şu cürmün dolayısıyla seni ne yapmalı diye azarladılar. Bu sefer Muhallim çaresiz ey Allah'ın Resulü benim için istiğfar et demek mecburiyetinde kaldı. Muhallim'in bu ifadesi suçu bile bile işlediğinin bir itirafıydı. Dolayısıyla Müslüman olduğu halde ve hiçbir suçu bulunmayan bir kimseyi öldürmüş olduğundan cürmü affedilecek cinsten değil. Eğer bu hususta en ufak bir musahamağa gösterilirse sonradan toplum içinde bu tür cinayetlerin artmasına vesile olabilir endişesiyle rahmet ve merhamet peygamberi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhallim'in yaptığı bu ağır cürüm sebebiyle vaki olan istiğfar talebini reddetti ve hatta Allah seni affetmesin cümlesini terennüm buyurdu. Bundan ibret alan şair, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rızasını kaybettirecek her türlü davranışlardan ümmeti ikaz sadedinde ne güzel söyler. İltifatından uzak düşmesi eyvah eyvah, İki dünyada yeter gafile hüsran olarak. Nitekim gazabı peygamberiye duçar olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılan Muhallim evine kapandı. Bir hafta sonra da kederinden öldü. Yakınları onu gömdüklerinde toprak bu cesedi kabul etmedi. Tekrar tekrar gömdülerse de yer her seferinde onu yine dışarı atmaktaydı. Çaresizlik ve şaşkınlık içinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek durumu arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu toprak ondan daha fenalarını dahi sinesine kabul etmiştir. Ancak Allah-u Teala size bir ibret göstermek istiyor buyurup Muhallim'i tekrar ve kabrinin üzerine taş koyarak gömmelerini söylediler. Bu hadise La ilahe illallah diyen her kimsenin hidayete ermiş olduğunu bildirir. Bu durumdaki bir kişinin zahiri aksetmeyen bir küfrü yoksa ona suizan edilmesi haramdır. Bu durum Müslümanlara hükmetmek için sırf zahire bakmaları gereğinin ne kadar mühim olduğunu göstermektedir. Çünkü zahire göre hükmetmekte bile yanılma ihtimali olduğu halde tespiti imkansız derin ahvale dayanmak salahiyeti tanınsaydı İnsanlar pek çok haksızlıklara sürüklenmekten kurtulamazlar. Zahire göre hükmetmeye mezun kılınmanın bir diğer sebebi de amelleri bozuk bir takım kimselerin
sen benim kalbime bak gibi bir mazerete sarılmaları önlemektir. Zamanımızda pek çok başvurulan bu taktiği, İslam koyduğu şu hüküm ve onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vaki olan tatbikatı ile bertaraf etmektedir. Bununla beraber zahire göre hükmetmek, münafıkların bir müddet ishar ettikleri düzgün amellerle kendilerini gizleyip nifaklarını daha müessir bir surette icra etmelerine imkan veren bir zaaf gibi görünse de, aksi halde adaleti zanni delillerle icra etmek gibi pek büyük mahsurlar doğmasına engel olmaktadır. İbadetsiz dinde hayır yoktur. Hicri 9. yıl. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hedeflenen fetihleri tamamlayıp Medine'ye döndüklerinde Taif reisi Mesud'un oğlu Urve nefes nefese arkalarından geldi ve Müslüman oldu. Ardından Taif'e dönerek kabilesini İslam'a davet etmeye başladı. Ancak bir zamanlar kendilerini İslam'ı tebliğ için gelen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bile taşlayan bu insanların Urve'ye karşı tavrı daha sert oldu. Onu ok yağmuruna tutarak şehit ettiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olup kendisine vazifesi iade edilen Havazin reisi Malik radıyallahu anh'a Taiflileri sıkıştırması için emir verdi. Bu emir dolayısıyla Malik'in zaman zaman hücum etmesi üzerine kalelerinden mahsur kalarak dışarı çıkamayan Taifliler en nihayet iyice usandılar ve kabilenin ileri gelenlerini Medine'ye gönderdiler. Namazdan affedilmeleri şartıyla imana gelip itaat edeceklerini bildirdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu tekliflerini ibadeti olmayan dinde hayır yoktur diyerek reddettiler. Taifliler bu sefer Lat adındaki putlarının 3 sene daha yerinde bırakılmasını istemek ahmaklığında bulundular. Kabul edilmeyince de bari bir ay yanımızda kalsın dediler, bu da kabul edilmedi. Nihayet çaresiz kalarak imana geldiler. Bu sefer de hiç olmazsa Lat putunu yıkmaktan kendilerinin muaf tutulmalarını istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de illa siz yıkın diye ısrar etmeyerek bu iş için Ebu Süfyan bin Harp ile Şubetüs Sakafi'yi gönderdi. Ne gariptir ki put kırılırken Sakif kabilesinin kadınları evlerinden dışarı çıkıp yas tutarak ağladılar. Fakat İslam'ın yüceliğini ve ahlak yapısını öğrendikçe cümlesi halis birer Müslüman olup putların isimlerini dahi bir anda ve tamamen unutmuşlardır. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke devrinin 9. yılındaki Taiflerin zulmüne mukabil onların hidayeti için yapmış olduğu merhamet şaikasının bir ifadesi olan duası makbul-i ilahi olarak tahakkuk etmiş oldu. Dil kılıcı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat vermek istemeyen Beni Temim kabilesinin üzerine Hazreti Uyeyne'yi bir miktar askeriyle göndermişti. Uyeyne radıyallahu anh da Temim kabilesine ansızın yaptığı bir hücumla onları mağlup ederek birçok ganimet ve esirle Medine-i Münevvere'ye döndü. Bunun üzerine esirlerini kurtarmak için Temim eşrafı yanlarında şairler olduğu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve "Çık seninle şiirler söyleşelim, fahriyeler okuyalım" diyerek söz atışmasına çağırdılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ben şiir söylemek için gönderilmedim. Fahriye söylemeye de memur değilim. Ama sizler bir söyleyin bakalım" dediler. Beni Temim'den bir kişi kalktı ve belli bir hutbe okudu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan Sabit bin Kays'e işaret buyunca o da kalktı ve Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine dair mükemmel bir hutbe irad ederek Temimliğe galip geldi. Bundan sonra Temim oğullarından Akra bin Habis'in okuduğu şiire de meşhur Hasan bin Sabit mukabele ederek İslam dininin şerefine, şanına dair irticalen gayet fasih ve tesirli bir kaside söyledi. Ashabın bu galibesi Kur'an-ı Kerim gibi bir lisan harekası olan ilahi kitaba gönül vermek, ayrıca Cevami-ül Kelim yani
bütün insanların en güzel ve beli konuşanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyelerinde bulunmaktan kaynaklanmaktaydı. Nitekim bunu fark eden Temimli Şair Akra, bu zatın hatibi bizim hatibimizden, şairi de bizim şairimizden üstündür. Onların sesleri bizim seslerimizin fevkindedir diyerek arkadaşları ile birlikte iman eylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu feyz ve inikasını şair ne güzel ifade eder. Onu bir lahza görenler gül olur. Sözüne şahit olan bülbül olur. Ka'b bin Züheyl de önceleri İslam'a savaş açan şairlerdendi. Yazdığı hicviyeler dolayısıyla görüldüğü yerde öldürülmek üzere kana helal kılınmıştı. Ancak Müslüman olan kardeşi Bücehir kendisine nasihat sadedinde bir şiiri yazarak böyle devam ettiği takdirde akıbetinin hazin olacağını bildirdi. Ka'b'da büyük bir endişe içinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın delaletiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve ismini söylemeden beyat etti. Diz çöküp oturdu, sonra da "Ey Allah'ın Resulü, Ka'b bin Züheyr, tevbe edip Müslüman olarak eman almak için yüksek huzurunuza gelmek ister, kabul buyurur musunuz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den evet cevabını sadır olunca sevinçle "Ka'b benim ya Resulallah" dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu affına şükrane olması için huzur-i peygamberiye gelmeden evvel hazırlamış olduğu Bahnet Suadu kasidesini okumaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan ziyadesiyle memnun kalarak mübarek sırtlarındaki hırkayı şerifi çıkarıp Ka'b'a giydirdiler. Böylece kasidenin ismi Arapça hırka demek olan bürde kelimesiyle zikredilerek kaside-i bürde oldu. Ka'b'a hediye edilen hırka-i şerif onun vefatından sonra Hazreti Muaviye tarafından satın alındı. Hükümdarlar arasında birinden ötekine geçerek günümüze kadar gelmiş olan ve Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen hırka-i saadet işte budur. Kaside-i bürde ismiyle meşhur olmuş bir kaside daha vardır ki o da İmam Busuri Hazretlerine aittir. Ancak bu ikinci kasidenin doğru ismi Kaside-i Büre'dir. Büre, hastalığın şifa bulması manasındadır. Ve İmam Busuri'nin bu kasideyi bereketiyle felç hastalığından iyileşmesi münasebetiyle bu ismi almıştır. Hadise şöyledir. İmam Busuri Hazretlerinin vücudunun yarısı felç olur. O da Kaside-i Büre'yi yazıp Cenab-ı Hak'tan şifa dilir. Kasideyi yazmayı bitirdiği gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görür ve bu naati ona okur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bundan memnun kalarak mübarek elleriyle İmam Busuri'nin felç olan yerlerini sıvazlar. İmam Busuri uyandığında hastalığından hiçbir eser kalmadığını müşahede ederek Cenab-ı Hakk'a şükreder. Sabahleyin sürur ve şükran duyguları içinde camiye giderken keşif sahibi Büyük Veli Şeyh Ebu Reca Hazretlerine rastlar. Şeyh Ebu Reca, "Ya İmam, Fahri Alemi methettiğin kasideyi okur musun?" der. İmam Busuri, "Benim birçok naatim var, hangisini soruyorsunuz?" deyince Şeyh Ebu Reca, "Bu gece Resulullah'a okuduğun naati istiyorum. Zira sen onu okurken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok memnun olduğunu gördüm" der. İmam Busuri hayret içinde sorar. "Bu kasideden ve gördüğüm rüyadan hiç kimseye bahsetmediğim halde siz bunu nereden biliyorsunuz?" Şeyh Ebu Reca cevaben, "Ya İmam, ben de oradaydım" der ve kasidenin ilk beytini okur. "Selam yaranımı sen yadına aldın da mı? Gözlerden akan yaşa karıştırırsın değil mi?" Rivayete nazaran bu kaside Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda okunurken alemlerin efendisi mübarek vücutlarını bir ağacın yapraklarının zarif bir şekilde sallanışı gibi hareket ettiriyor ve tebessüm ediyorlarmış. İşte
Bu nükte dolayısıyladır ki bu naatin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin tecelli etmesi için hastalara şifa olarak okunması bir usul dahilinde devam etmiş. Bu metiye ile Allah Resulüne tevessül edilerek Cenab-ı Hakk'a iltica edilmiştir.